Değerli arkadaşlar, küçük Narin için haftalarca meraklandık, kaygılandık ve bugün de bütün bir halk olarak yas tutuyoruz. Okula başlaması gereken, okula sevinçle koşması gereken Narin maalesef dün toprağa verildi. Bir cinayete kurban gitti ve bu cinayet Türkiye'nin gündeminde. Çünkü bu sadece bir çocuğun öldürülmesi değil, bir çocuğun katledilmesi değil, aynı zamanda bütün vicdanları ayağa kaldıracak son derece korkunç, son derece zalim ve son derece insanlık dışı bir suç ve cürüm. Değerli arkadaşlar, Narin'in kaybolması haberinden sonra öncelikle güvenlik güçlerinin, yetkililerin yeteri kadar hızlı davranmadığına dair kaygılar oluştu. Tüm Türkiye'de bütün vicdanlar ayağa kalktı. Sağcı, solcu, güneyli, doğulu, batılı, kim olursa olsun herkes Narin'in bir an evvel bulunması için vicdanlarını ortaklaştırdı. Ve Türkiye medyanın da sayesinde kulağını oraya kabarttı. 8. günde jandarma komutanı sonuca çok yakınız dedi ama maalesef ancak 19. günde haber alabildik, Narin'in cansız bedenini bulabildik. Burada bir savsaklama var mı? Burada bir es geçme var mı? Özellikle bu köydeki herkesin adeta ağız birliği yapmışçasına susması, suskun kalması ve özellikle de kimi yetkililerin bu olayın üstüne yeteri kadar gidildiğine dair güvence veremiyor oluşu herkeste soru işaretlerini artırdı. Açıkça konuşalım. Türkiye'de maalesef şiddet kültürü giderek yaygınlaşıyor. Toplumun her alanında şiddet var. Küçüğe karşı, çocuğa karşı, kadına karşı şiddet giderek artıyor ve cezasızlık kültürü, yani yaparsam yanıma kalır kültürü bu şiddeti körüklüyor. Toplumdaki kutuplaşma bir yanı ama bize bir şey olmaz, biz güçlüyüz. Biz nasılsa bir yolunu buluruz algısı da bu şiddeti artıran bir faktör. İşte Diyarbakır milletvekili, AKP'li milletvekilinin söylediği, bildiklerimiz var ama söyleyemiyoruz deyişi ve ailenin siyasi bağlantıları, ailenin ekonomik gücü, ailenin kendi içerisindeki bir organizasyonunun olduğu düşüncesi herkesi kaygılandırdı ve bu olayın üzerine gidilmesi için, ne varsa ortaya çıkarılması için tüm Türkiye'de bütün vatandaşlarımız, kamuoyu, medya, sosyal medya harekete geçti ve şu anda da maalesef 21. günündeyiz. Hala birçok karanlık nokta var. Maalesef Türkiye'de değerli arkadaşlar, bir olay olduğu zaman, bir suçlu olduğu zaman suça bakmıyoruz. İşlenen fiile bakmıyoruz, failin kimliğine bakıyoruz. Failin zengin olup olmadığına bakıyoruz. Failin arkasında güçlü birileri olup olmadığına bakıyoruz. Failin tarikat bağlantısı var mı? Failin siyasi bağlantıları var mı diye bakıyoruz. Eğer böyle olmasaydı, bakın Sayın Ensarioğlu söylüyor, bilip de söyleyemediklerimiz var diyor. Ne demek bu? Neyi saklıyorsunuz? Bir cinayet var. 8 yaşında bir çocuk katledilmiş. Bununla ilgili ne biliyorsan söylemen gerekiyorken, beyefendi biliyormuş ama aileyi tanıdığı için söyleyemezmiş. İşte bu kültür, bu anlayış maalesef bu cinayetlerin üzerine gidilmesini önlüyor. Aynı zamanda böyle cinayetlerin artmasının da bir sebebi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum burada. Bu cinayetin üstüne her yönüyle gideceğiz, kararlılıkla çözeceğiz diyor. Yapacağınız ilk iş milletvekilinizi çağıracaksınız. Yanı başınızda duruyor. Gel bakalım. Sen neyi biliyorsun da söylemiyorsun? Niye bu Narin'in küçük bedeninin bulunması 19 gün sürdü? Jandarma komutanı 8. gün çok yakınız demedi mi? Bu köy, bu köy halkı 21 gündür nasıl susabiliyor? Bu devletin kolluk güçleri yok mu? Savcısı yok mu? Bunun çoktan çözülmüş olması gerekmez miydi? Yoksa 21 gün olsun da deliller kararsın. Narin'in bedenindeki o deliller, suça ilişkin deliller yok olsun. Çünkü dere yatağına bırakıldığını biliyoruz. Ondan sonra
bu arkadaşlar bir soruşturma yapsınlar, soruşturmayı yapıyormuş gibi yapsınlar ama deliller gittikten sonra olayın üstü örtülebilir hale gelsin. Bakın buradan açıkça sesleniyoruz. Burada bir safsaklama varsa ki öyle görünüyor, görevini eksik yapma varsa ki öyle görünüyor, bildiğini söylememe var ise ki zaten milletvekili itiraf ediyor bunu ve burada özellikle devlet gücünün başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yeteri kadar seferber edilmemesi varsa ki bunları açıkça görüyoruz, iki elimiz yakalarındadır, narinin iki eli yakalarındadır ve bugüne kadar olan çocuk kayıplarımız, çocuk istismarı, kadına karşı şiddet ve bundan sonra olacak olanlardan da bu anlayış sorumludur. Bir basit cinayet, aile içi bir sorun, bir spekülasyon, ne olduğunu tam bilemiyoruz. Kendiliğinden bir olay gibi düşünemeyiz. Her yıl yüzlerce çocuğumuzu böylesine şiddet olaylarına mağdur oluyor, kaybediyoruz ve gerçekten de artık sabrımız kalmadı. Bir tane yavrumuzu daha kaybedecek sabrımız yok. Değerli arkadaşlar, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgedeyiz. Milletvekillerimiz Narin'in cenazesine katıldılar. Aileye başsağlığı dilediler. Ve bu sürecin bir an evvel aydınlatılması için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Elbette ki soruşturulmakta olan bir dava konusu hakkında araştırma önergesi kurulamaz. Ama öldürülen çocuklarımız için, namus cinayetine kurban olan kadınlarımız için ve üzeri örtülen böylesine cinayetler için meclis araştırması yapılmak zorundadır. Özellikle çocukların ne tür ortamlarda böyle şiddet olaylarına maruz kaldığı, çocuklarımızın katledilmesinin arkasında başka sosyolojik, psikolojik, ekonomik nedenler var mı? Bunları nasıl çözebiliriz? Ve bu cinayetleri nasıl önleyebiliriz? Çocuklarımızı katledilmekten, öldürülmekten nasıl koruyabiliriz diye meclisin konuşacağı şeyler olmak zorundadır. Meclis bu konuda mutlaka araştırma yapmalıdır. Meclise de bu düşmektedir. Bakın biz benim imzamla 4 ay önce bir kanun teklifi verdik. Türk Ceza Kanunu 103. maddenin 1 ve 2. maddelerindeki cezaların artırılması. Ne bu? Çocuğa karşı cinsel istismar suçlarının cezasının artırılması. Cezalar hafif, yetersiz, caydırıcı değil. Ve tabii Narin olayında gördüğümüz gibi kolluk etkili görev yapmazsa, savcılık etkili görev yapmazsa, deliller karartılırsa, deliller karartılırken devlet gücü beklerse, işte sonuçta katiller, caniler cezasız kalıyorlar. Ve bu cezasızlık kültürü de bu cinayetleri besleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli konu yemin eden teğmenler konusu. Türkiye'nin gündeminde ve Sayın Cumhurbaşkanı da 800 gün bekledikten sonra nihayet İmam Hatiplilerin mezuniyet töreninde bir açıklama yaptı ve o kılıçları kime karşı çekiyorsunuz diye sordu. Oysa kulak verseydi, o yemine kulak verseydi veya daha önceki yıllarda kendi gözü önünde o edilen yeminlere kulak vermiş olsaydı, o kılıçların Cumhuriyet düşmanlarına karşı ve vatanın bir karış toprağında göz olanlara karşı kuşandığını bilirdi. Ama onun kulağı Harbiyelilerde değil, gözü Harbiyelilerde değil. O 800 gün bekledi, Türkiye bunu konuşsun diye, Türkiye'de tartışma büyüsün diye. Yoksulluk, işsizlik, açlık, ekonomideki bu çöküş konuşulmasın diye bir cambaza bak oyunu oynuyor ve bunun içinde tekrar Harbiyelileri gündeme getirdi. Eğer siz Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in düşmanı değilseniz, Cumhuriyet düşmanı değilseniz ve vatanın bir karış toprağında gözünüz yoksa niye kendinize karşı yapılmış gibi algılıyorsunuz ki? Ama sizin neyden rahatsız olduğunuzu biliyoruz. Siz Harbiyelilerin
ebedi başkomutanları Mustafa Kemal'in askeri olmalarından ürküyorsunuz ve korkuyorsunuz ve bundan hoşlanmıyorsunuz. Siz bu ülkede 22 yıllık iktidarsınız ve Atatürk sevgisini bu milletin yüreğinden sökemediniz. Burada başarısız oldunuz. Ne yaparsanız yapın bunu başaramadınız ve Harbiyelilerin yaptığı geleneksel bir yemini. Yani 2016'ya kadar yapılmış, harp okulu darbe girişiminden sonra mezun vermediği için yapılmamış, sonra da tören sonrasında yapılmış, herkesin bildiği, sizin de defalarca tanık olduğunuz bir törenin altında başka şeyler arıyorsunuz. Efendim bu soruşturulmasın mı? Soruşturulabilir. Ama siz o soruşturanlara devletin başındaki kişi olarak bunlar kılıçları kime karşı çekiyorlar diye tehdit ettiğiniz anda aslında oradaki soruşturanlara da ve yargıya da talimat vermiş oluyorsunuz. En doğal bir sevinci subayların kılıç çatmasını devlete karşı bir kalkışmanın bir parçasıymış gibi sunarak bir tartışmayı başlatıyorsunuz. Ama bu arada bu FETÖ benzeri çabalara alet olarak da en büyük zararı ordumuza veriyorsunuz. Siz anayasaya göre savaş zamanında başkomutansınız ve orduyu en çok gözetmesi gereken de sizsiniz. Ve burada iki kişinin sessizliğini manidar buluyoruz. Onlar da Harbiye'den mezun oldular. Onlar da bu yemini ettiler. Onlar da kılıç kuşandılar. Sayın Hulusi Akar, bir önceki Savunma Bakanı ve şimdiki Savunma Bakanı Yaşar Güler. Onların bu sessizliğini de manidar buluyoruz ve onları da Harbiyelileri korumaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bakınız Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yaparken cihatçıların cihat meydanı boş kalmasın diye İmam Hatipliler var diyorsunuz. Cihat meydanı boş kalmaması için İmam Hatipliler olacakmış. Eğer cihat meydanı savaş meydanı değilse, sembolik anlamda kullanıyorsanız, niye sadece İmam Hatiplilere bırakıyorsunuz? Eğer Türkiye'nin bir büyüme, gelişme, dünyayı yakalama hedefi varsa buna cihat diyorsanız, bütün lise mezunları bu cihatın bir parçası olur. Vatan evlatlarını niye bölüyorsunuz? İmam Hatipliler ve İmam Hatipli olmayanlar diye. Ama eğer siz gerçekten bir cihatı söylemeye çalışıyorsanız, kastediyorsanız son derece vahim. Son derece vahim. Bir yanda cihatçılık yapıyorsunuz, bir yanda da harp okulu öğrencilerinin, mezun teğmenlerin kılıç kuşanması üzerinden demokratlık oyunu oynamaya çalışıyorsunuz. Bu ne yaman çelişki Sayın Cumhurbaşkanı? Bir yanda cihatçısınız, bir yanda demokratsınız. Ama ikisi de sahte, hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlar, ekonomi dikiş tutmuyor. Rakamlar, her gelen rakam bir öncekinden çok daha kötü. TÜİK, yani rakamlarla oynayan, rakamları çarpıtma ustası TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı ve TÜİK'e göre işsizlik rakamı son rakamlar %8,8 ve bu bir nebze düşmüş gibi görünüyor. Ama bu rakam son derece yanlış, çarpıtıcı ve kamuoyunun bilgisini çarpıtmaya dönük bir rakam. Bakınız ben gerçek rakamları paylaşayım sizinle. TÜİK diyor ki 3 milyon 157 bin işsiz var. Bu da %8,8'e tekabül ediyor. Oysa bu rakam içerisinde birkaç saat çalışıp ama iş bulabilse, gerçekten bir işi olsa, bir iş olanağı olsa, günde 8 saat, 10 saat çalışabilecek 4 milyon 200 bin kişi bu rakamın dışında. Aynı zamanda işsiz, işe ihtiyacı var ama iş bulmaktan umudunu kestiği için, iş bulamadığı için, mülakatlara takıldığı için, dayısı olmadığı için iş bulamayan 3 milyon 255 bin kişi var. Bunlar üst üste konunca toplam işsiz sayısı 10 milyon 622 oluyor. Bu TÜİK rakamlarına göre. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, geçen yılın Temmuz ayında işsizlik %22,6 iken bugün %26,5. Ve işsizlikte artış devam ediyor, ekonomi küçülüyor,
ekonomi büzülüyor ve işsizlik de artıyor. Her 15 yaşın üstündeki her 4 kişiden birisi işsiz. Birisi işsiz, evine ekmek götüremiyor, çaresiz ve sizin çözmeniz gereken bu sorunken dönüyorsunuz Harbiyelilerin kılıç kuşanması sırasındaki ettikleri yemin üzerinden Türkiye'de bir tartışmayı büyütmeye çalışıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki enflasyon düşecek ve büyüme artacak. O da farkında Türkiye'nin büzüştüğünü, büzüldüğünü, küçüldüğünü, ekonominin gitmediğini ama neymiş? Enflasyon düşecekmiş, enflasyondan sonra da Türkiye büyümeye başlayacakmış. Demek ki neymiş Sayın Cumhurbaşkanı? Faiz sebep, enflasyon sonuç değilmiş. Demek ki siz ekonomiyi bilmiyormuşsunuz. Demek ki siz ekonomist değilmişsiniz. O gün nas dediniz, nas varken ben faiz veremem dediniz. Faiz zaten bu enflasyonun sebebidir dediniz. E sonuç? Sonuç Türkiye 4 yıldır ağır bir bedel ödüyor. Türkiye'nin bütün ekonomik dengeleri saptı. Taşlar yerinden oynadı, bir deprem yaşıyoruz. Ve bunun bedelini %50'nin üzerinde faiz olarak bu millet ödüyor. Kime ödüyor? Senin zengin ettiklerine tekrar para ödüyor. Kur korumalı mevduata 1 trilyon liranın üzerinde para ödedi bu millet. Ve bugün işsizliğimiz artıyor, yoksulluğumuz artıyor. Neymiş efendim? Enflasyon düşünce Türkiye büyümeye başlayacak ve ondan sonra da geniş kesimler rahata kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin yapacağınız en iyi şey, ben ekonomist değilim, ekonomiyi de bilmiyorum. Bu ekonomiyi bu hale ben getirdim. Bu nedenle bana bir şey sormayın. Ekonomiye ben müdahale etmeyeceğim demektir. Bunu söyleyin. Ekonomiye müdahale etmeyeceğim, ben ekonomist değilim deyin. Emin olun o gün Türkiye'de birçok ekonomik gösterge düzelmeye başlayacak. Değerli arkadaşlar, vicdanları yaralayan, Türkiye'de kamuoyunun dikkatle izlediği iki davadan söz etmek istiyorum şimdi de. Birisi Dilan Engin Polat çiftinin tahliye edilmesi. 400 milyon liranın üzerinde bir kara paranın aklandığı, vergi kaçırıldığı iddiası ile yargılama başladı ve gözaltılar başladı ve tutuklandılar. Bugünse ikisi de tahliye edildi ve bu davadan tutuklu sanık kalmadı. Şimdi burada şunu soruyoruz. Bu ülkede 40 yıl çalışarak hem de en üst seviyede devlet memuru olarak çalışarak veya en ağır iş yapan bir işçi olarak çalışarak veya öğretmen olarak çalışarak bir ev sahibi olmak hayalken, bir otomobil sahibi olmak hayalken, bir çocuğu hakkıyla okula gönderebilmek, okutabilmek hayalken, bu çiftin görgüsüz ve fütursuz harcamalarına tanık olduk. Şimdi bu paraların helal kazanç, hakkıyla vergilendirilmiş kazanç, kaynağı belli, harcandığı yer belli, kazanç olarak değerlendirilmesi imkansız. Peki bu soruşturmada niye tutuksuz yargılıyorsunuz? Kimlerle anlaşıldı? Bu kara para kimlerin parasıydı? Bu sahte faturaları kimler kullandı? Asıl soru bu. Bu sahte faturayı bir veren var, bir de alıp kullanan var. Onlar neredeler? Bu ortaklıklar ortaya çıkartılmadan, Dilan Engin Polat çiftinin ortakları, bu işleri yaparken işbirliği yaptıkları kişiler ortaya çıkarılmadan bu yargılama gerçekten adalete sonuç getirmez, adaletin yerine gelmesini sağlayamaz. Dolayısıyla biz buradan oradaki savcıları, adliyeyi, kolluk güçlerini bir kez daha uyarıyoruz. Soruşturmayı genişletin, korkmayın. Nereye kadar gidiyorsa gidin, bütün işbirlikçilerini, ortaklarını ortaya çıkarın. Bu millet sizden bunu bekliyor. Ve böyle bir suçun üstünü örtmenin de suç olacağını bir an için aklınızdan çıkartmayın. Bakınız aynı şekilde Sezgin Baran Korkmaz açıkladı. Nihayet açıkladı. Anımsayacaksınız, bilinenleri söylüyorum. Bir gün Sezgin Baran Korkmaz'ı zamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu makamına çağırır. Bunlar bilinen şeyler. Görüşür. Ondan sonra
olmayan bir MASAK raporuna dayanarak Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkma yasağı kaldırılır. Sezgin Baran Korkmaz 150 milyon dolarlık servetiyle Amerika'ya gider bir günlüğüne bir gün sonra ve sonrasında tekrar bu MASAK raporu yokmuş, tekrar tedbir koyalım, yurt dışına çıkma yasağı koyalım derler. Buraya kadar sabit. Biz bunu sorduk. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde sorduk Süleyman Soylu'ya. Sen bu kişiyle ne konuştun? Makamına niye çağırdın gecenin bir vakti? Nasıl anlaştınız? Ne söylediniz de bir günlüğüne bu kişinin hakkındaki tedbir kararı kalktı ve bu kişinin mal varlığıyla kaçmasını sağladın? Ne karşılığında niye yaptın? Anımsayacaksınız. Devlet meselesi dedik, dedi. Efendim neymiş? Devlet meselesini çözmüşler. Şimdi bugün anlıyoruz devlet meselesinin ne olduğunu. Onun devlet meselesi dediği cukka meselesi. İnan Kıraç'ın 60 milyon dolarlık borcu var. Sen bu borcu alma diyor. 50 milyon dolarını alma diyor. Şimdi beyefendi yargılanmak istiyor ya. Hakkında fezleke olmayan, hakkında soruşturma olmayan, hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın işlem yapmamış olduğu, dolayısıyla mecliste herhangi bir fezlekesi olmayan bir kişi çıkıyor sahte kabadayı, beni yargılayın diyor. Kardeşim yargılarız da biz seni, zamanı gelince yargılayacağız zaten. Gel meclisin önünde ifade ver. Ha onu da yapamıyorsan çık bu kürsüye, bakın bu kürsü sen de kullanabiliyorsun. Çık de ki Sezgin Baran Korkmaz yalan söylüyor, ben şunu görüştüm, şu nedenle görüştüm de. Ama söyleyemezsin. Çünkü herkesin göz önünde olan bir gerçeklik bu. Ve sen o 50 milyon dolarlık borcun silinmesini boşuna istemedin. Bunu biliyoruz. Ve senin de oradan ne kadar aldığını biliyoruz. Ama MASAK bugün harekete geçmiyor. Ama er geç harekete geçecek. Ve bunların her bir kuruşunun hesabını soracağız. Bu da andolsun. Bunu bir gün bile unutma. Değerli arkadaşlar, bugün eğitim öğretim yılı açıldı dün, 9 Eylül'dü. Çağ dışı bir müfredatla ve Mustafa Kemal'i unutan, Mustafa Kemal'siz Çanakkale Savaşı anlatan, Mustafa Kemal'siz Kurtuluş Savaşı anlatan ve Gazze'yi yani Filistinlilerin toprağını kendi toprağı sanacak kadar sanrılara kapılmış, ideolojik, çürümüş bir kafanın hazırladığı bir müfredatta çocuklarımız okula başladı. Ama çocuklarımız ve velilerimiz, 20 milyon üzerinde çocuğumuz maalesef büyük zorluklar içerisinde okula başladılar. Okullardaki temizlik, hijyen, güvenlik harcamalarının hepsi velilerin sırtında. Ben buradan çocuklarımıza, gençlerimize bu eğitim öğretim yılının başarılarla dolu olmasını dilerken sadece bir konunun altını çizmek istiyorum. Yusuf Tekin, yani çocuklarımıza hiç olmasa bir öğün yemek vermek zorunda olan, çocuklarımızın bir öğün karnını doyuralım da hiç olmasa aç kalmasınlar, zihinler açık olsun demesi gereken Yusuf Tekin. Tarikatlara, cemaatlere milyonlarca lira aktaran Yusuf Tekin, diyor ki çocuklarımıza biz bir öğün veriyoruz. Vermiyorsunuz Sayın Bakan, vermiyorsunuz. Nerede veriyorsunuz? Okul öncesi eğitimdeki çocuklara ve deprem bölgesindeki çocuklara bir öğün veriyorsunuz. Ama Türkiye'de 20 milyon öğrenci çoğu da aç bir şekilde sınıflarına devam ediyorlar. Bunu bilmiyorsanız bu ülkede bir dakika bile Milli Eğitim Bakanlığı yapmaya hakkınız yok. Değerli arkadaşlar, gündem çok yoğun. Son bir konu ile toplantımı kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararı ile 3 kez tutuklu yargılanmasının ve verilen hakkına verilen hükmün hukuksuz olduğu, yok hükmünde olduğu, dolayısıyla kendisinin milletvekili olduğu, dolayısıyla gelip meclise görev yapması gerektiği, şu anda hapiste tutulmasının fiilen olduğu, altında hukuki bir dayanak olmadığı Anayasa Mahkemesi'nce 3 kez sabitlenmiş, tespit edilmiş bir milletvekili arkadaşımız. Hala cezaevinde tutuklu, hala cezaevinde hükümlü şu anda. Ve biz Can Atalay'ın tutuklu kalmasının
bir anayasal kriz, anayasaya meydan okuma ve yüksek yargıdaki krizin aslında bir Türkiye krizine dönüştüğü, bir milli irade sorunu olduğu, dolayısıyla mecliste bunun araştırma komisyonu ile görüşülmesi gerektiğine dönük olarak Sayın Meclis Başkanlığı'na işsüzlük 7'den kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak başvurduk. Meclis Başkanlığı'nın yapması gereken bir tek şey vardı. O da işsüzlük açık, işsüzlüğün gereğince meclisi toplamak. Bir takdir yetkisi, bir değerlendirme yetkisi, içine bakacağım bakalım benim aklıma yatıyor mu deme yetkisi yoktu ve hala da yok. Ama kendisi işsüzlükten kaynaklanmayan bir hak kullanmıştır. Haksızdır. Yanlış bir işe girişmiştir. Ve Can Atalay'ın şu anda cezaevinde oluşunun da bir sorumluluk payı da Sayın Meclis Başkanı'na artık yazılmıştır. Çünkü meclis bir üyesi fiilen cezaevinde tutulurken bu konuyu duymazdan, görmezden gelemez. Sayın Meclis Başkanı, ben meclis başkanlığımıza bir yazı gelmedi diyor. Oysa Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi kararı, yani Can Atalay'ın milletvekili olduğu ve hakkındaki düşürme işleminin yok hükmünde olduğunu karara bağlayan karar resmi gazetede yayınlandı. Hepimiz döner her günün sabahında resmi gazeteye bakarız. Resmi gazetede ne varsa o hepimizi bağlar, sizi de bağlar. Dolayısıyla resmi gazetedeki bir kararı efendim bana gelmedi diyemezsiniz. Üstelik diyorsunuz ki çok daha üzücü. O konu tüketildi. Neymiş? 20 gün önce meclise görüşülmüş. Bakın. Can Atalay'ın hapiste tutulduğu her bir gün hepimiz için Can Atalay açısından en yakıcı sorundur. Her gün konuşmak gerekir. Bu konunun üzerinde ısrarla durmak gerekir. Can Atalay özgürlüğüne kavuşup meclisteki görevine gelene kadar bu konu tüketilmiş değildir. Her gün yeni baştan bu konu üretiliyor. Bu konuyu bir defa konuşup kapattık diyebileceğiniz bir konu değil. Bu konu ancak ve ancak Can Atalay hapisten çıktığı gün kapanır. Bunu da böyle bilin. İlginiz için teşekkür ederim arkadaşlar. Soru varsa alabilirim. Evet, evet, evet. Hazırladık. Vereceğiz, vereceğiz. Şöyle, Cumhuriyet'le, Atatürk'le, işte 9 Eylül biliyorsunuz İzmir'in kurtuluşu, Kurtuluş Savaşı ile ve onu coşkuyla kutlamaya dönük her şey söz konusu olduğunda akıllarına tasarruf tedbirleri geliyor. Ama onlar değil mi Sisi'yi buradan Beştepe'den Esenboğa'ya kadar kilometrelerce araç konvoyuyla gönderenler? Onlar değil mi buradan Amerika'ya 5 uçakla gidip uçak konvoyu yapanlar adeta? Onlar değil mi saraydaki harcamalarından bir kuruş bile vazgeçmeyenler? Onlar değil mi şatafatlarına aynı hızla devam edenler? Onlar değil mi araç kiralamaya son hız devam edenler? Ama iş kurtuluşu kutlamaya gelince, İzmir'in kurtuluşunu kutlamaya gelince akıllarına hemen tasarruf tedbirleri geliyor. Bakın soruyoruz hala cevap yok, tık yok. Hani tasarruf tedbirlerini takip edecektiniz, komisyon kurmuştunuz, paylaşacaktınız bunları. Nerede kaldı? Kim biliyor? Bir kişi biliyor mu o tasarruf tedbirleri genelgesi çıktıktan sonra kaç lira tasarruf yapıldı? Ha nelerinden vazgeçtiler? Vazgeçtikleri Cumhuriyet, Atatürk, kurtuluşların kutlanmasının önlenmesi ve gerçekten de bu ideolojik saplantıları maalesef her yerde, her şekilde görünür olmaya devam ediyor. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.